Oo, ablam çok güzeldin sen bunu. Ne güzelmiş çarşafın rengi. Pazarda. Sana da alırız bir takım. Hele bir eviniz bulalım önce. Sakın yanlış anlama. Başımın üstünde yeriniz var. Şu evin için çocuk sesiyle doldurdun ya. Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun. Ay. Ben sen kendi düzenini istersin diye öyle ev mev dedim. Hem fena mı olur? Yine yakınında otursan. Ben her gün şunları böyle ısırsam, mıncıklasam. Oy, ben yerim. Ham de yerim. Hasan çok hoşuna gitti. Gitmez mi? Ben seni de severdim böyle. Sen daha tombuldun tabii. Bıngıl bıngıldı bacakların. Ben de senden daha mı tombuldum? Hasan ne ki? Belim kopardı seni taşırken. Ah ah. Az koşturmadı bu anacığın seni büyüteceğim diye. Bebekken daha kolay oluyordu Zehra abla. Melek artık beni beğenmiyor. Yok canım, inanma. Ben sana su getireyim. Çok hırpalandık Zehra abla. Çocuklar da oradan oraya savruldu benim yüzümden. İyi ya. Durulursun artık burada. Asma güzel yüzün. Komşudur. Geldim geldim. Buyurun. Şöyle burada mı? Kızım bir şey demeyeceğim mi ya? Yüreğime indi diyorum ya şöyle. Sabah kalktım öyle ev boş, tabut gibi. Ona sor, buna sor. Geri zekalı Zeynep karısının kapısına bile gittim ya ben senin için. Ya başına bir şey geldi sandım kızım. Bildiğin korktum ya. Nerede o laflar? Hani ben siz yaşayamazdım? Seninle yaşayamıyorum artık. Bak ya. Bildiğin kızmış mı bana? Kızmadım Cengiz. Ben artık senden vazgeçtim. Sen yoluna ben yoluyum. Kolay mı ya öyle bırakıp gitmek? Ha? Patates çuvalı gibi bırakılır mı Cengiz? Bırakılmaz. Fena döver. Döv. Hatta gel dudağımı patlat. Gel kafamı patlat ama bitti. Ya olmaz şöyle bırakmam seni. Bırakamam ki gidilir mi şimdi böyle? Neler çektik kızım biz? Sen beni çektin ya. Tam şimdi her şey yoluna girecek dedik. Girmeyecek. Girecek şöyle ya. Bir oğlumuz oldu artık. Oğul verdin bana. Sen? Sen ne verdin bana? Neyim varsa aldın ulan. Ahmet'in ailesi. Yıllarca Melek'le benimle ilgilenmediler diye kalayladım durdum. Meğer gelmişler ya, yardım etmişler ama sen onların parasını hiç ettin Cengiz. Ya kızım ben tek başına mı yedim parayı? Beraber yedik işte. Sofraya ekmek koydum ben. Ya ben parasını da değilim ki paraya ya. Tamam gel. Ben yıllarca kendimi sokak köpeği gibi hissettim ya. Aç, bitle, kimsesiz. Meğer değilmişim ya. Meğer istesem bir ailem olabilirmiş.
Ben ne yapacaktım peki? Hiç beni düşündün mü? Söyleseydim sana, aradılar ettiler, iki tane bilezik veriyorlar deseydim. Gidecektin. Ailen olacaktı. İt gibi yalnız başıma kalacaktım sokakta. Sana tutundum. Birbirimize tutunduk şöyle. İki sokak köpeğiyiz kızım biz. Bırakamayız ki birbirimizi.